Merhabalar. Bir Fark Yaratanlar röportajımızda daha bir aradayız. Programımızın sunucusu Merve, Bijinufa Merve yurt dışı seyahatinde olduğu için bu sefer görev bana düştü. Affınıza sığınarak bu röportajı en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bugün çok değerli, çok sevgili, çok kıymetli bir konuğumuz var. Baras Kucuba. Hoş geldin. Bugün seninle burada bu sohbeti yapmaktan gurur duyuyorum. Seni tanımaktan onur duyuyorum. Hepimizi gerçekten gururlandıran bir isimsin. Güzel bir sohbet olması dileğiyle hoş geldin diyorum. Teşekkürler. Kısaca kendini bize tanıtır mısın? Böyle başlayalım sohbete. Ben Baras Kocuva. Ankara'da doğdum. 6 yaşımda ailemle beraber Afazya'ya yerleştik. Pitsum'da şehri. Orada ilk müzik derslerime başladım. Pitsum'da müzik okulunda. Sonra Pitsum'da müzik okulunu bitirerek Sohum Müzik Lisesi Koleji'ne girdim. Orada hem piyano ve hem koro şefliği bölümünü bitirerek Moskova Devlet Konservatuarı, Moskova Çaykovski Konservatuarı'na tam burslu olarak girdim. Şu an son sınıfta okuyorum. Bu başarı hikayesinde bir yerleşim değiştirme, Ankara'dan Afazya'ya gitme yolculuğunuz var. Bu seni çocukluğunda nasıl etkiledi? Yani bu yaşının küçük olması olumlu bir katkı yaratmıştır mutlaka ama bu değişiklik seni zorladı mı? Merak ediyorum. Yok, bence her şey çok doğal bu işte. Çünkü ana vatanımıza geri döndük. İlk dilim Türkçe ama ikinci dilim de Abazaca. Çünkü Afazya'da ilk 5 sınıf dersler Abazaca işiyor. Sonra da yavaş yavaş Rusça öğrenerek hiç problem olmadan uyum sağladım. Bu röportajın gençlerimize ilham olmasını istiyorum. Yani ilham olacağını düşünüyorum. Afazya'da müzik eğitimi almanın ya da Afazya'da olmanın senin kariyerine artı katkısı olduğunu düşünüyor musun? Yani senin müzikteki kariyerini kolaylaştırdığını, seni desteklediğini düşünüyor musun? Tabii, çünkü Afazya'nın müzik eğitimi sistemi çok iyi bir sistem. Sovyet zamanlarından kalma. Orada müzik okulları bedavadır. Ve 6-7 yaşından beri müzik okullarına gidebilir. Ve orada o okulu bitirip müzik lisesine geçebilirler. Okulu bitirip müzik lisesine geçmeyen de çok. Sırf müzik eğitimi görüp de hobi. Bir müzik becerisi, evet. Öyle olabilir. Ama müzik sistemi profesyonelliğe geçmek için çok uygun bir sistem. Ve bu hocalarımız sayesinde tabii. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ufak bir maaşla, az bir maaşla çok büyük işler özveriyle beceriyorlar. Evet. O çok önemli Afazya için, çünkü kültür yolu en doğru yol. Evrensel müziğin, kültürün çok önemli, evrensel bir dil olduğunu düşünüyorum. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve Afazya'da da sanata çok değer veriliyor. Hakikaten el üstünde tutuluyor sanatçılar. Türkiye'de olsaydın, bu eğitim sürecini Türkiye'de yaşasaydın, karşılaşacağın zorluklar ve ulaşacağın kariyer noktası bugünkü gibi olur muydu sence? Onu bilemem ama yani Türkiye'de müzik eğitimi görmek bence daha zor. Çünkü bildiğim kadarıyla konservatuar 12 yaşında alıyorlar. Ama 12 yaşından önce çocuklar nasıl ders alıyor onu bilmiyorum. Galiba özel derslerle, ama o da finansmanı veya parası olan aileler için daha makbul olabilir. Ama Afazya'da işte dediğim gibi öyle bir sistem yok. Orada daha doğal, daha devlet desteğiyle olduğu için çok daha rahat. Abazaların sanatçı genlerinin her zaman çok kuvvetli olduğunu düşünürüm. Sanatçı kodlarının. Birçok sanatçı da bunu gözlemleme fırsatımız oluyor gerçekten. Küçük yaşlarından itibaren senin bu başarı yolculuğunu sosyal medyadan, haberlerden takip ediyoruz. Moskova'da çok güzel bir konsere katıldın çok küçük yaşlarda. O daveti almana sebep neydi ve bu sende nasıl bir etki yarattı bu konserde bulunmak, görev almak? Ben 14 yaşındayken evet, Moskova Kremlin'de bir konser olmuştu.
orkestra ile beraber Mozart'ın 23. piyano konçertosunun 3. bölümünü çalmıştım orkestra ile beraber. Hocamın önerisiyle Nenel Bujani, Soğum Müzik Lisesi'nin müdürü, onun önerisiyle oraya davet edilmiştim. Çok güzel. Burada hepimiz gururlandık. Kaç yaşındaydın bu konseri verdiğinde? 14, 14 yaşındaydım. Çok Yani. inanılmaz bir yaş gerçekten. Peki bunun arkasından hangi konserlerle devam ettin? Nerelerde sanatını icra ettin? Evet, ondan sonra da Moskova'ya davetler olmuştu. Konser salonları Bolşoy Moskova Konservatuvarı'nın. Onun dışında İspanya'da bir yarışmaya katılmıştım. Madrid'de, orada da konser vermiştim. Öyle. Piyanistlik kariyerim. Ondan sonra da şefliğe geçmiştim. Afazya Devlet Korosu ile çok konserim oldu. Rus ya da Moskova Konservatuvar Korosu ile konserler oldu. Bu sene de Ankara'da Devlet Çok Sesli Korosu ile de ufak bir Artık bir orkestra şefi olarak anılmaya başladın. Bunun devamının çok daha hayal edemeyeceğimiz güzellikte geleceğini tahmin ediyoruz, görüyoruz bunu sende. Aldığın eğitim piyano üzerinden başladı. Orkestra şefi olmaya nasıl karar verdin? Seni buna teşvik mi ettiler, yoksa bu senin kendi tercihin mi oldu? Ben müzik okulumu bitirdiğimde müzik kolejine gitmiştim. SS işte. Orada hem piyanist olarak hem koro şefi olarak okudum. Ama Nodar Canba çok ünlü bir orkestra ve koro şefi. Fransa'da yaşıyor. Kore'de çalıştı. Apazya'da gidip geliyor. Şu anda Apazya Devlet Korosu'nun müdürlerinden biri. O bana ilk şeflik derslerimi 14-15 yaşındayken vermişti. Ve onun eliyle bu yola devam ettim. Ve işte ondan sonra Moskova Devlet Konservatuvarı'na orkestra ve koro şefliği bölümüne girdim ve şu an okuyorum. Seni bu tercihi yapmakta mutlu görüyorum. Yani orkestra şefi olmak sanıyorum seni daha çok tatmin etti diye Ama düşünüyorum. şu anda koro üzerinde uzmanlık yapıyorum. Ondan sonra hem orkestra da var. Orkestra uzmanlığını da Tebrik ederim. Heyecanla takip edeceğiz biz de. geçeceğim. Bu Afazya'daki müzik eğitimi sürecini ben çok önemsiyorum. Konuşmamızın da başında olduğu gibi gençlerimize, çocuklarımıza ilham vereceğini düşünüyorum bunun. Ailelerimize de fikir verebileceğini düşünüyorum. Çocuklarının sanat eğitimi üzerine belki onlar da bu yolculuğu örnek alabilirler diye düşünüyorum. Oradaki eğitim sürecinde mutlaka senin gibi yetişen çok kıymetli gençlerimiz oldu. Herhalde o güzel sanat okullarından yetişen tek gencimiz sen değilsin. Biraz ondan da bahseder misin? Apazya'da zaten müzik eğitiminin en büyük artlarından biri müzik okullarında çok çocuk var. Öğretmenlerimiz de var. Ve orada kurduğumuz bir atmosfer sayesinde müziğe devam ediyoruz. O bizim için çok büyük bir motivasyon. Tabii müzisyen arkadaşlarım var. Ve şu an konservatuvarda, Moskova Konservatuvarı'nda Çaykovski. 5 tane öğrencimiz var Apazyalı. Birisi keman çalıyor, birisi piyano. Şarkıcı. Solist. Neydi Türkçesi, onu tam hatırlayamıyorum. Neydi, şen mi? Şan dersi. Şan. Ha. Şan bölümü mü? Evet, şan bölümü. Evet, şan bölümünde okuyan var. İşte gelecek sene de bir kız daha girecek. Teori müziği, müzik teorisi üzerine. Yani Apazya'da genç müzisyenler Yetişmeye devam yetişmeye ediyor. de devam ediyor. Çok önemli çünkü gelecekte bu müzisyenler Anamata geri dönüp çocuklara müzik dersleri de vermesine devam etmeleri lazım. Çünkü sistem değişebiliyor, hocalarımızın yaşı geçiyor ve kadronun değişmesi lazım ve bu çok önemli. O sistem yaşayacak ve Yaşayacak. kuvvetle yaşayacak muhtemelen. Evet. Senin gibi pırıl pırıl gençlerimiz yetişmeye devam ediyor. Apazi'yi en güzel şekilde temsil edeceğinizden hiç şüphemiz yok. Seni
Bu yolculuğunda destekleyen aileni de kutluyorum. Gerçekten ailenin arkanda olduğunu da görüyoruz, hissediyoruz her şekilde. Orada Avaz kültürünün içinde olmak, aile bütünlüğü açısından, kültürel ilişkiler açısından, herhangi başka bir ülkede sanat eğitimi almaktan daha avantajlı oldu mu senin için? Tabii, çünkü konuştuğumuz gibi Abhazya'da çok sanatçı var. Yani nüfus oranına göre bence aşırı derecede çok. Onun dışında Abhazların zaten sanata yatkınlığı ortak kültürümüzden geliyor. Çünkü Abhazların en önemli kelimelerinden biri ve Abhazya'nın da Abhazca ismi yapısına ruhlar, canlar ülkesi ve bizim hayata bakış açımız için bir kelime var, Apsuara dediğimiz. Onun da tam çevirisi iki kelimeden oluşuyor. Apsı, ruh. Aura da yaratmak, yapmak. Yani ruhu yaratmak. Bu hayatı bir felsefi bakış açısı olduğu için milletimizde zaten o sanat düşkünlüğü var. Evet. Evet. Ve bu düşkünlüğün üzerine güzel bir sistem var. Çünkü sistemsiz profesyonellik olmuyor. Profesyonellik müzik, akademi müzik açısından çok önemli. Ve hocalarımız sayesinde, devlet sayesinde çok güzel ilgi görerek bunu devam ettiriyoruz. Abhazya 300 bin nüfuslu ama hatta daha az da olabilir. Evet. Devlet orkestrası var, devlet korosu var. Onun dışında halk müziği üzerinde kurulan çok sesli korolar var. 3 tane devlet tiyatrosu var. 7-8 tane devlet müzik okulları var. Bu sene Abhazya Devlet Üniversitesi'nde müzik bölümü açıldı. Yani lisans üzerine de düşünebilirler. Müzisyen kardeşlerimiz, Türkiye'de yaşayan. Ve çocuklarının da yeteneği olduğunu düşünen aileler Abhazya'ya gelip Abhazya'da müzik eğitimini devam ettirebilirler. O da onun için bir bilgi. Abhazya'da eğitim aldığın bu süre zarfında diasporadan gelen Abazalarla da birliktesin. Orada edindiğin Abaza arkadaşların, tanıdığın aileler de var. Onların da desteğini alıyor musun? Onlarla sosyal paylaşımın oluyor mu? Vakit geçiriyor musun? Tabii Abazada Türkiye'den gelen Abaza sayısını tam olarak bilmiyorum ama çok. Onun dışında akrabalarımız var. Ben Sohum'da okurken, Sohum Müzik Lisesi'nde son 2-3 senemi Şirin Mağan amca ve İrem teyzenin evinde misafir olarak yaşamıştım. Onların da emeği çok benim için. Onlara da ayrı teşekkür etmek isterim. Çok kıymetli insanlar. Ben de onlara saygılarımı sunuyorum. Seni şanslı buldum onlarla birlikte vakit geçirme şansın olduğu için. Evet, onlara da ayrı çok büyük bir teşekkür etmek isterim. Ve onunla hatta orada bir anım daha var. Anı çok ama bu çok değişik bir anı. Çünkü benim okul bitirdiğimde bir konserim olmuştu. Sınav konser eşliğinde 1,5 saatlik. O gün de muhalefetin yaptığı çok büyük bir miting vardı. Şirin amcaların evi de tam sahil kenarında Abhazya parlamentosunun karşısında çok büyük bir miting vardı. Ve ben o konsere oradan geçmek zorundaydım. İçinden geçiyor. Evet, ondan sonra bayağı bir insan yoğunluğu vardı. Konsere gittim. Ona rağmen konserin dolu olması Abhazya'nın kültüre ve müziğe düşkünlüğünün gösterisidir. Konser sonu tam doluydu. 1,5 saatlik bir konserdi. Hem orkestra ile beraber hem solo çaldım. Ve o benim son konserim olmuştu. Abhazya'da okurken. Tebrik ederim. Yani sanatla iç içe bir toplum olduğunu gösteren ne güzel bir örnek. Dışarıda çok önemli bir devlet meselesini hallediyorken bir sürü insan konser salonunu da ağzına kadar doldurabilmişler. Senin de başarın tabii sanata verilen de değerin bir göstergesi bu. Bundan sonra Moskova'da devam eden eğitimin, orada artık yalnız yaşıyorsun. Nasıl geçiriyorsun bir gününü? Hem eğitim süreci anlamında hem sosyal hayat anlamında karşılaştığın zorluklar var mı? Yoksa her şey çok keyifli senin için mutlaka. Biraz bahseder misin? Moskova'da çok orada rahat hissetmemin en büyük sebeplerinden biri hocalarımız.
Ve çok açıklar, çok cana yakınlar. Ve müzik üzerinden, sen üzerinden tanışmamız bizi daha birleştiriyor. Aynı kurallar ve aynı hayat bakış açısı bizi çok yakınlaştırıyor. Hocam koro şefliği hocam Alexander Solovyov, hem okulun dekanı hem de başka bir okulda rektör. Onun dışında orkestra şefliği hocam Anatoly Levin. O da benim için emeği çok. Ve öbür hocalarımızın hepsi. Ve onun dışında Paz'daki hocalarım da. Hepsine çok büyük teşekkür etmek isterim. Çünkü onların sayesinde, onların verdiği emek, onların aldığı zamanda eğitim sayesinde geleneksel bir eğitim sistemi. Hocadan öğrenciliğe, işte o da hoca olup sonra böyle ta 16. 17. yüzyıllara dayanan bir geleneksel bir eğitim sistemi. Ve bunu hep hatırlayıp ve buna hep bir nasıl Türkçesini unuttum. Ona değer göstermemiz lazım. Söyleminden şunu anlıyorum ben. Sen de artık senden küçük gençlere faydalı olabilecek hale geldiğinde Apazya'ya bu eğitim desteğini vereceksin diye anlıyorum. Sen de yeni gençler yetiştireceksin diye anlıyorum. Sizin Apazya'da en büyük hedef çocuklarımızın olması lazım. Yani çocuk yaşındaki kardeşlerimiz. Çünkü onlara yaptığımız her emek onların karşılığını alacağımız anlamına gelir. Ve o işte küçük yaşta olan kardeşlerimize iyi eğitim verirsek geleceğimiz çok daha iyi olabilir. Çünkü onlar için sistemi de daha iyi geliştirmemiz lazım. Rusya Federasyonu'nun katkısı Apazya için çok büyük. Hem hoca hem eğitim hem başka konularda da çok büyük yardımı var ve Rusya Federasyonu'yla birleşip bir güzel bir müzik eğitim sistemine daha da katkı verebiliriz. O da çok önemli. Peki Apazya'da bu müzik eğitimi anlamında eğitim imkanları, enstrüman, müzik odası veya nasıl bir ortama ihtiyacınız var? Bunlar yeterli mi sence? Evet. Sovyet Birliği'nden kalmasa da aşırı derecede çok piyano var. Neredeyse yani üç evden birinde piyano var bildiğim kadarıyla. Öbür enstrümanlar da var. Ve bu tabii Sovyet Birliği'nden kalma çok büyük bir zenginlik Apazya için. O yüzden o problemimiz daha yok. Bunun dışında diaspora ile ilgili de bu konu hakkında çok büyük bir yardımı olmuştu Cem Azak, Cem abi. Çok büyük bir yardımı olmuştu Apazya Devleti adına. Çok güzel bir royal piyano, konser piyanosu hediye etmiştir. Apazya Dram Tiyatrosu'nda konser salonu açılmıştır. Ve o da çok gurur verici bir olay bizim için. Çok büyük mutluluk duydum ben de. Yani aslında ne kadar çok kıymetli insanımız olduğunu, Apazya'mızı düşünen, oraya emek harcayan, koşturan, destek olan ne kadar çok insanımız olduğunu biliyoruz. Ama çoğu zaman tanımıyoruz, haberimiz olmuyor. Birileri orayı yaşatmaya ve diaspora ile birleştirmeye çaba harcıyor. Gerçekten onlara da minnettarız. Bu videoların, bu röportaj videolarının izlenmesi, sizleri dinlemek, sizlerin yolculuğuna tanık olmak diasporadaki avazalar için çok önemli. Hem fikir verici, hem güven verici, hem de yol açıcı diye düşünüyorum. Bu anlamda verdiğin cevaplar çok kıymetli, sohbet çok Teşekkür kıymetli. Bundan sonra senin hayalin nedir? Onu da öğrenmek isteriz. ederim. Şu an zaten uğraştığım bir festival var diyelim. Geçen sene Pitsunda şehrinde düzenlediğimiz Pitsunda Uluslararası Müzik Festivali. Onun üzerinden devam edeceğim. O festival her sene olacak. Bu sene de 2024 yılında da, 2023 yılında çok iyi geçmişti. 6 farklı ülkeden müzisyenler gelmişti Pisum'da. Amerika, Kanada, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye'den de ve Rusya'dan gelen müzisyenler Pisum'da şehrini çok beğenmişlerdi. Apazya'nın müzik kültür tarihini de çok beğenmişlerdi. Bu uluslararası etkinlikler Apazya'ya çok yardımcı oluyor. Çünkü Apazya'nın tanınması
Zaten yani gelecekte çok doğal bir şey çünkü kültürün tarihimiz, onun dışında bağımsızlık için yaptığımız savaş, mücadele, bunun hepsini dün gelecek dünya tarafından Bilecek. bilecek çünkü başka yolu yok. Bu bir adalet meselesi ve bu kültür etkinlikleri üzerinden çok daha hızlı şekilde ulaşabiliriz. Bunu hep hatırlamamız lazım ve bu yolda devam etmemiz lazım. Buna çok katılıyorum. Bu gerçekten kalıcılığı sağlayacak, gençleri yetiştirecek. Sanat hem güzelleştiriyor, hem gerçekten kalıcı oluyor, hem de evrensel bir dil dediğimiz gibi herkese ulaşıyor. Dolayısıyla bunu çok önemsiyoruz. Moskova'da yeni projeler var mı? Bu konservatuvar eğitiminin dışında dahil olduğu projeler var mı? Moskova'da çok büyük bir Abhaz diasporası var. Başında da önemli bir Abhaz iş adamı Beslan Agrba var. Ve onların sayesinde çok büyük etkinlikler yapıyorlar zaten. Onun dışında Moskova'da Devlet Konservatuvarı'nda hocamız, onun dışında çok dünya ünlü opera sanatçısı Hibla Gerizmava. O da onun konserlerine gidiyoruz, izliyoruz. Ve onun dışında da çok değerli sanatçılarımız var. Öyle konser hayatımız devam ediyor. Ve onun dışında da bu sene, yani geçen sene çok güzel bir birlik veya dernek kurduk. Apazya, yani genç sanatçıların birliği, Apsını Akazyara Tüccar Reyit Kılı, Apazyaca. O Nodar Çamba'nın zamanında kurduğu, savaştan önce 1989 yılında kurduğu bir dernek, Türkçesi dernek galiba. Onu geri hayata döndürdük. Şu an onunla da uğraşıyoruz. 150-200 kişi var ve hepsi farklı dallarda. Bazıları hukuk öğrencisi, bazıları tabii çoğunluk sanat geliyorlar. Onunla işte bir etkinlikler ayarlıyoruz. O da Apazya için, Apazya'nın geleceği için çok önemli bir proje. Çünkü insanlar birbirini öğreniyor normal hayatta, sosyal medyada değil, normal hayatta İletişim konuşuyoruz. kurarak. İletişim kurarak. Çünkü çağımızın en büyük problemi gerçek hayattaki o eksiklik. Her Evet. şey sosyal medya üzerinden olduğu için o insan bağları kopmasın diye birbirimizi suratını tanıyalım görelim Aslında diye. kültürel olarak birbirinizi yetiştiriyorsunuz. Tabii. Bir yandan sağlıklı ilişkiler kuruyorsunuz. Tabii. Hı. Bu derneği şöyle çok önemsedim ben. Gençlerin bir araya gelmesini çok önemsedim. Evet. Çünkü artık gençlerle üst jenerasyon arasındaki mesafe çok hızlı açıldı. Bu yeni dünya, dijital dünya bu mesafeyi hızlı açtı. Bizim gençlere burada ulaşmamız biraz daha zor oluyor gibi geliyor bana. O açıdan sizin bir güç birliği içinde olmanız, sizin o genç enerjiyle bir şeyler üretmeniz mutlaka çok faydalı olacak. Tabii. Gelecek açısından iyi bir yatırım olacak. Bu çok güzel bir haber oldu benim için. Teşekkürler. Olumlu bir haber oldu. İnşallah Devam icraatlarınızı ediyoruz zaten. evet 5-6 tane etkinliğimiz görürüz, olmuştu. şahit oluruz. İlk toplandığımızda bir gösteri olmuştu. Onun dışında Apazi müzik tarihi konusunda bir konferans olmuştu. Onun dışında Pitsunda Festivali'nin müzisyenleri davet etmiştik. Onlarla buluşmuştuk Apazya, Moskova diasporasında. Ve Apazya'nın bağımsızlığı hakkında güzel bir konferans yapmıştık. 6-7 tane hukuk ve dışişleri, halk arası ilişkiler bölümünde okuyan öğrenciler çok güzel bize bir tanımlama yapmıştı. Orada bazı noktalara şey göstermiştik. Yok, ona söyleyemem. Türkçem yetmez. Çok güzel. Türkçen de Abazacan da Tamam, hepsi buradan bir çok şeyler güzel. çıkar. Şimdi Moskova diasporası deyince diasporaya çok büyük görevler düştüğünü her zaman düşünüyoruz, konuşuyoruz. Moskova diasporasının çok kuvvetli olduğunu duyuyoruz. Nasıl organize oluyorlar? Nasıl destekler alıyorsunuz? Orada profesyonel bir sürü abaza var. Gerçekten Apazya'yı düşündüklerini her fırsatta gösteriyorlar. Nasıl projeler yapılıyor? Siz onlarla nasıl işbirliği içindesiniz? Bir kere bizim Moskova'da diaspora için
Şimdi her sene AFAS müzelerin klasik müzisyenlerin konserlerini yaptırıyorlar. Her sene bir AFAS müzisyenlerin Moskova Konservatuvarı'nda bir konseri var. Konser salonunda. Onun dışında farklı farklı müzisyenlerimize, sanatçı insanlarımıza yardım ediyorlar. Apazya'dan ekipler geliyor. Koreografi, dans üzerine. Bu etkinlikler hep var zaten. Ve Moskova Moza Diasporosu'nun da kendi dans okulu var. İşte hayat iyi. Çok güzel. Evet. Hem kariyer yapmış büyüklerin gençleri desteklemesi açısından hem de ülkemizi tanıtmak, güçlendirmek açısından bu işbirlikleri çok önemli. Türkiye'de de bizim hayal ettiğimiz şey diasporanın artık iyi günde kötü günde birlikte olmanın dışında bir işbirliği içinde olması. Kuvvetli network'ünü işbirliği için, gençleri desteklemek için kullanabilmesi bizim de hayalimiz bu. Aslında bizim yola çıkma sebebimiz de bu. Peki siz Apazya'daki gençler olarak diasporadan, Türkiye diasporasından ne beklersiniz? Bence en önemlisi Türkiye'deki kardeşlerimiz, Apazya'daki ve Rusya'da yaşayan Apazya kardeşlerimizin daha sık görüşmesi için kültürsel etkinlikler çok önemli. Mesela bu sene planlara göre 21 Mayıs'ta Apazya Devlet Çok Sesli Korosu bir konser verecek. Böyle konserlerin daha çok olması, onun dışında genç insanların konferans düzenlemeleri, hem sosyal medyadan hem gerçek hayatta buluşması, yazın Apazya'da veya şimdi Türkiye'de, Rusya'da, bunlar çok önemli. Çünkü insan insanına yakınken daha değeri artar. Yani insanın insana daha yakın olması lazım. Onun için de daha çok buluşmamız lazım, görüşmemiz lazım, konuşmamız lazım. Çünkü koptukça daha da kopacak ve sonunda Şey kaybolabiliriz. kalmayacak, evet. Şey kalmayacak ve o yüzden bunu tek düzeltmesi şansımız görüşmek canlı. Evet. Bunu az önce de dile getirmiştim. Bunu önemsedim ben. Sizlerin, gençlerin bir araya gelmesini gerçekleştirmişsiniz. Orada bu büyük bir başarı. Burada şimdi sosyal medya üzerinden ya da online bir araya gelmek herkesin biraz kolayına geliyor. Ama ben bir şeylerin eksik kaldığını düşünüyorum bu birliktelikte. Dediğin gibi o sıcak iletişim daha etkili. Dili kullanmak açısından da daha etkili. Avazca'yı rahat konuştuğunu biliyorum. Rusça'yı konuşuyorsun. Türkçen iyi. Dolayısıyla hem Moskova'daki diasporada iletişiminde rahatsın. Türkiye'ye geldiğinde iletişim kurabiliyorsun, rahatsın. Avaz arkadaşlarınla iletişim kuruyorsun. Bu sana ne katıyor? Bu çok dillilik, bu kültürel zenginlik sana ne katıyor? Ya zaten dilin önemi, bunu söylememize gerek yok, zaten bilinen bir şey. Her dil insan için çok önemli. Hem iş alanında hem normal hayatta çok önemi var. Ve bir insanla konuşmak, onu tam anlamak çok önemli. Ve kültürsel bir zenginlik. O konuşmalarda daha iyi tanıyoruz birbirimizi. Dil olmayınca daha yaklaşmak da daha zor oluyor. Ve tabii o problem, ama o problemi de işte dolaşarak, apazya gelerek yani çözülebilir. Apazya'ya gelmek lazım. Evet. Evet. Şimdi Abazacan'ın, Apazcan'ın, Apsyon'un öğrenmesi zor bir dil olduğu konuşuluyor hep. Bu açıdan işte eğitimler alalım, okullar kuralım, kreşler yapalım ve bu dili öğretelim, yaşatalım deniyor. Bana göre dil, ana dil evde anneden, büyük anneden, büyük babadan öğrenilmesi gereken bir şey. Eğer öyle olursa hiç de öğrenmek zor olmuyor. Bunu görüyoruz. Çıtır çıtır Abazaca konuşuyor Apazya'daki küçük çocuklarımız. Aileye burada görev düşüyor. Sizin ailenizde evde Abazaca konuşulur muydu? Sen Apazya'ya gitmeden önce dilimize aşina mıydın? Tabii konuşuyorlardı. Dedem, iki dedem de, anneannem çok iyi derecede Abazca biliyorlar. Rahmetli annem de çok güzel konuşurdu Abazca. Babam da Abazca bilir. Yani ama tabii Türkçe daha baskındı Türkiye'de yaşarken. Apazca'ya gittiğimizde komşularla okulda Abazca konuşarak iletişim kurmadık.
Ve Rusça tabii. Böyle. Çok güzel. Küçük yaşta dilini öğrenme şansına sahip ayrıcalıklı çocuklardan biri olmuşsun. İnşallah birçok çocuğumuz diline kavuşma fırsatı yakalar. Aileler bunun bilincine varır. Bence çocuk yaşta ve yani dil öğrenmek zor bir şey değil. Her zaten çocuk yaşında dil öğreniyor. Ama sadece da zor olduğuna inanmıyorum. Çünkü yapay çocuklar çocukken dili öğrenip konuşabiliyorlar. Ve onun zorluğu hakkında yani o yapılan konuşmaları ben doğru bulmuyorum. Çünkü her dil zordur veya her dil kolaydır. Yani döreli Nasıl bir yaşadığına şey. bağlı. Çünkü Amazon'un tabii zor yönleri var. Seslendirmesi zor. Ama grameri veya söz her şeyi normal dillerde gibi çok zor bir şey değil. Ve çocuk yaşındayken o Almanca öğretmeye konusunun en büyük artısı o sesleri çıkartma. O yüzden çocuk yaşında başlamaları çok daha önemli. Ve çocuk için de daha önemli. Daha güzel bir dile sahip olabilir. Çünkü Almanca'da 64 tane harf var. Ve çok zengin bir dil. Tarihi bir dil. Milattan önce oluşan bir dil. Ve bu aslında artık bir sanat eseri olarak bakılması lazım. Çünkü gerçekten çok eski ve çok güzel bir dil. Tabii tam böyle rahat konuşamıyorsalar bile onunla yani dille bir ilişkileri olması çok önemli. Yani hem tarih açıdan hem gelecek açısından. Sohbetimizin başından beri senin bakış açını, verdiğin cevapları hayranlıkla dinliyorum. İnşallah bu sözlerin ailelere cesaret verir ve yaşlısıyla birlikte olan çocuklar Abazaca dilini öğrenme hevesi taşırlar, yaşarlar. Aileler buna ön ayak olur. Çok isteriz. Dil konusundan ve müzik konusunu birleştirirsek mesela korolar dil için çok büyük bir artı olabilir. Şu koro hem müzik hem dil hem sözle birlikte olduğu için daha büyük bir etki gösterebilir dil konusunda, dil eğitimi konusunda. Çünkü şarkı söylemek zaten zevkli bir şeydir. Ve onu abazaca yaparak hem dil konusunu hem müzik konusunu birleştirerek çok güzel bir sonuç olabilir. Onun için de belki APAS İş Dili İnsanları, öğrenmeyi evet, kolaylaştırır. APAS İş İnsanları Derneği veya APAS Federasyonu veya KAFET tarafından böyle ortak bir korolar kurulması çok güzel bir başlangıç olabilir. Müthiş, müthiş bir fikir. Mutlaka dikkate alınması gerekir bence. Sanatsal bir faaliyetin içinde olmak çocuklar açısından da müthiş bir tatmin yaratır. Ve bu konuyu herkes ortak olarak da çözebilir. Yani sırf bir dernek üzerinden değil. Bütün derneklerin birleşerek, güç göstererek bir kültür birlikteliği çok önemli. Ve çok üçlü de birleşirse veya kaç dernek varsa federasyon çok güzel bir sonuç olabilirler. Çok çok müthiş bir fikir. Hem birlik olma açısından biz zaten birliyiz ama bunu yaşamalıyız da aynı zamanda çocuklarımıza yaşatmalıyız da. Müthiş Tabii. bir fikir. Dikkate alınması gerekir Evet. bence. Bize düşen görevi çok yapmak isteriz dernek olarak. Az önceki sohbetimizde Türkiye'de önümüzdeki dönemde bir konser vereceğinizden söz etmiştim. Bu konserin içeriğinden biraz bahsedebilir misin? Tabii 21 Mayıs'ta planlanan bir konser. Bildiğim kadarıyla iki konser olacak. Birisi İstanbul'da, birisi Kefken'de. Kefken'de olacak konser bir Ağıt Requiem, Nodar Çamba hocamın, hem kendisi de kompozitörüdür. Onun eserlediği çok önemli eser. Çok hem tarih açısından hem müzik açısından hem muhacirlik yani Papaz Çerkes trajedisi üzerinden oluşan bir eser. Ve işte bu etkinlikler sayesinde oradaki insanların ve Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin birlikteliği ortaya çıkacak. Herkes her şeyi hatırlıyor, unutmadı. Ve bunların unutulmaması için böyle yapmamız Etkinliklerle. çok daha iyi ve başarılı olur. Bu trajedileri hatırlamak veya onlara saygı göstermek sırf üzülmek için tabii değil. Değil. Tam tersi tarihimizi bilerek ne hatalar yaptığımızı ne doğrular yaptığımızı bilerek geleceğe bakmamız ve o hataları tekrarlamamamız
işin önemlidir. Hasan, bak. Ve bunları hep analize ederek ne doğru ne yanlış ve nefret olmadan, Kesinlikle. nefretsiz bir yaklaşım açısından bunları hepsini kontrol ederek, büyüklerimize saygı göstererek, vefat eden büyüklerimize saygı göstererek bunları yaşatmamız lazım. Ve bu bilgi müzik üzerinden olabilir, sanat üzerinden hep bizim ruhumuzu zenginleştiriyor. Öyle Evet. bakmamız lazım. Mesela ruhu ve bilgisi zengin olan insan bu konulara Her şeye her çare şeye çare bulabilir. bulabilir. Papaz kültürü zaten çok zengin bir kültür. Müzik her gününde var. İşte yemekleri ritüel, ailelerin bir araya gelmesi, iyi gün, kötü gün, her şeyin müthiş güzel bir ritüeli var. Ve bu 150 yıl kadar diasporada çok güzellikle yaşatılmış ve Abhazya'da da devam ediyor. Bu bizim belki de 150 yıl çok az bir zaman değil, hala bir şeylere devam ettiriyor olabilmemizin bir sebebi bu zenginlik. Doğru bir sistemde gelecekte veya doğru bir çözüm üretilirse dil de kurtulunur. Toplum da belki fazla geri dönebilir. Çünkü örnekleri çok. Çok olmasa bile bir tane çok iyi bir örnek var. Mesela İsrail, Yahudiler çok büyük bir trajedi atlatarak hem dillerini geri yarattılar, Kazandılar. kazandılar. Çünkü Yahudice ölü bir dil olarak sayılıyordu. Ölü derken yani sırf sinagogda konuşulan bir din, dua dili olarak kabul ediliyordu. Onlar dilini yarattı ve devletini kurdu. Yani bu örnek, daha çok örnekler de vardır. Bu yaklaşım üzerine değer vererek birlikte olarak her şey çözülebilir. Evet, bu birlikte olmanın üzerinde dikkatle duruyorsun ve tekrar ediyorsun. Bunu ben çok önemsedim. Bu farkındalığa sahip olman senin yaşına göre ne kadar olgun bir kişi olduğunu da gösteriyor. Gerçekten bundan etkilendim. Artık dil teorik açısından kaybolmaz. Evet. Kitabı var, literatürü var. Ve sana bu Her şey var. Dilin artık kaybolmaması için bütün kaynaklarımız var. Ama onun yaşaması için biz bir doğru yol bulmamız lazım. Onu evet. bulmak için de istemek önce lazım. İstemek için de Hedefi koymak. bir düşünmek. Çok güzel. Şimdi az önce sürgün trajedisi üzerinden yol almamız gerektiğini konuşurken, biz aslında o sürgün travmasından sonra ikinci bir büyük etki yaşadık. Küçük ülkemizin bağımsızlığa kavuşması. Ve onu biz hakikaten çok koruyup kollamamız gereken can ülkemiz diye görüyoruz. Öyle bakıyoruz. Burada diasporalara da nüfus olarak yüksek oldukları için çok büyük görev düşüyor. Abhazya'yı hem ekonomik hem politik hem sosyal şartlarını çok iyi anlamamız gerekiyor önce. Benimsememiz gerekiyor. Sen de bu sahiplenmeyi, bu benimsemeyi gördüm. Dolayısıyla da senin kişisel olarak çok büyük katkın var şu anda bizim küçük ülkemize. Teşekkürler. Bu büyük bir bakış açısı senin yaşına göre. Ne önerebilirsin senin gibi genç insanlara? Hafazlığa gelmeleri lazım. O çok önemli çünkü internetten gördükleri güzellikler veya duydukları şeyler yani %1'i bile olmaz. Daha apaze gidip görmeleri, tanışmaları ayrı bir his, daha güçlü bir his olarak kalır. Ve bunları yaratmak için işte ne yapmak için düşünmemiz lazım. Belki yazın kurslar olabilir. Gençler buradan oraya gelebilir, oradan buraya gelebilir. İşte bu şekilde bir çözüm üretebiliriz. İletişimi gençler aracılığıyla kurup biraz üzerine düşünmek. Evet ve bu konuştuğumuz koro meselesi mesela Apazya'da da çok koro da şarkı söyleyen kardeşlerimiz var ve bunların hepsi aynen o sistemi buraya getirip burada da koro kurabilirsek 150, 200, 300, 1000, Hatta 2000 kişi dünyayı gezebilir böyle bir koro. Ne kadar bilirse güzel olur. yani dünya gezmesine bile gerek yok. Kendisini söyleyerek o kazandığı mutluluk ve his ona yetebilir.
Evet. paylaştığı, çünkü paylaşarak çıkıyor ve her şeyi paylaştığımızda daha çok güzel oluyor. Hepimize buradan Evet, pay düşer. paylaşır Evet. ve dün gelir belki oradan gelir. Birleşerek 400-500 kişi bir parçayı söyleyebilirler ve o zaman da kültürümüz yaşar. Apazca'da Apsşa. Apsşa'nın da eğer böyle bir romantik çevirisini yaparsak iki kelimeden oluşuyor. Apsı, ruh bildiğimiz kadarıyla. Apsşa'da şarkı, ruhun şarkısı olarak da çevirebiliriz. Apsşa. Ne kadar Güzel güzel. bir örnek. Gerçekten şiirsel bir dil. Müthiş bir duygu ifadesi var. Bazen Abazaca dinlediğimiz bir şeyi Türkçe'ye çevirdiğimizde ne kadar eksik kalıyor ifadeler. Çok haklısın. Güzel bir tanım oldu bu. Çok güzel bir sohbet oldu. Sana teşekkür ederiz. Davetimizi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Ev sahibimiz Evet. Müşadıpa Gürcan Bey ve sevgili eşi Gülçin Hanım'a çok teşekkür ederiz. Bizi Evet. ağırladılar bugün. Teşekkürler. Çok sevgili Merve, o da aslında bizim fark yaratanımız, çok Tabii. kıymetli kızımız. Bugün onun eksikliğini çok hissettik. Ben elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. İnşallah kabul görür. Merve'ye de bize koşulsuz verdiği destekler için çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli onun da emekleri. Senin gibi pırlanta gibi güzel gençlerimiz yetişiyor. Bu bizi duygulandırıyor, umutlandırıyor, bize güç veriyor. Çok teşekkür ederiz. Senin nezdinde Abhazya'da yetişen, diasporada yetişen bütün gençlerimize gerçekten minnettarız. Onlar bizi, sizler bizi geleceğe taşıyacaksınız. Bu bizim en kıymetli değerimiz, umudumuz. Senin başarılarını gururla uzun yıllar takip edeceğimize hiç şüphem yok. Bu sohbeti yapmaktan çok mutlu oldum, çok beslendim. Ben de kendi adıma dersler çıkardım bu sohbetten. Çok teşekkürler. Annenin de ruhu şad olsun. Ne tatlı evlatlar doğurmuş, ne güzel yetiştirmiş. Babanın emekleri, ailene de minnettarız. Abazaca birkaç dilekte bulunalım beraber istersen. Birbirimizi Başlamasını tamamlayalım. isterseniz. Apsını pışsa, ahün karra, yinak zakat. Apsuvara, yinak zakat. Şarda anta, apsını şarda anta, apsuvara. Dar yapışızın şey Sergi Etabupa Şasa Stahup Acaba Şubit Esnait Uy Sfört Barajüti Sfar Stahup Apsua Akazara Yatsu Adım Adoha Hagım Zayt Haşçı Hagım Hayt Çınak Apsına İtabub. Haykşa Yahya haybahaz dara patu yukup Apazıcı sası. Bunlar Tamam. yok. Ancak İtabub yasok. Tamam. Haybadırız. Bu güzel sohbetin sonunda küçük bir dinleti yapmak ister misin? Bize bunu bağışlar mısın? Tabii ki bir çok ünlü bir eser var. Sıhhara Sıbsad diyor. Onu improvize edebilirim. Sözleri Dermot Gulyan'ın dünyaca ünlü Apazya'nın en önemli isimlerinden, yazılı kültürümüzün kurucularından, kendisi de 4 yaşında muhacir olarak Türkiye'ye gelmişti ama çok şanslı biri olduğu için galiba geri döndü ve Apazya'ya çok büyük bir katkısı oldu. Onu seslendirebiliriz. Ayrıca bugün bizi misafir eden Gürcan amca, Müfidipa Gürcan amca ve eşi Gülçin teyzeye çok teşekkürler. Bizi çok güzel ağırladılar ve onların bu yarattığı atmosfer sayesinde çok güzel bir muhabbet, sohbet ettik. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Seni dinliyoruz.